Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu programın çekiminden yaklaşık bir hafta önce bu deyimin hayattaki çok güzel bir karşılığıyla bir araya geldi. Hikaye gerçek bir hikaye. Sembolik olarak Abdullah'la Hayrullah arasındaki hikayeyi anlatıyorum. Bunlar araçla bir yerden bir yere gidiyorlar. Şimdi bu diyor çavuşu dövdü. En son yüzbaşıyı duvara yapıştıracaktı. Doğru mu? Dönüp diyor ki ulan Abdullah çavuş bizi bir hafta dövdü. Kime <laughs> ya? <laughs> beni de yoldan çıkardınız. Ben zaten iki saat boyunca güldüm orada. Bundan yıllarca önce Erzurum'da bir mimar beni gezdirirken, daha doğrusu ben mimarı gezdirmeye çalışırken, o bana çifte mineral medresenin içerisindeki öğrenci odalarını göstermişti. Küçücük, daracık odalar. Bunlar niye böyle küçük yapılmış diye sorduğunda cevap verememiştim. Bana demişti ki, Doğru söylemek ne güzeldir. Doğrunun yanında olmak, güzeli, iyiyi, insana faydalı olan her şeyi takip etmek. Yalan hayatımızın en kötü kelimelerinden bir tanesi. Bütün kötülüklerin de anası değerli dostlar. Onun için mümkün olduğunca yalandan uzak durmamız lazım. Yalan söylememek gerekir. Bir de meşhur bir deyim var hani yalancının mumu yassıya kadar yanar derler. Bu da çok vahimdir biliyor musunuz? Ya yani bir şey söylüyorsunuz bir süre sonra açığa çıkıyor. Tabii yüzü kızaran insanlar için önemlidir bu. Yüzü kızarmıyorsa bir insanın onun için bir önemi yok. O yüzden diyoruz ki doğru konuşalım, doğru söyleyelim. Evet her doğru her zaman belki söylenmez, söylenmesi gerekmez. Ama mutlaka söylememiz gerekiyorsa söylediğimizin doğru olması lazım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İstanbul'da geçer hadise. Bundan yıllarca önce Erzurum'da bir mimar beni gezdirirken, daha doğrusu ben mimarı gezdirmeye çalışırken, Erzurum'daki tarihi eserleri onu anlatmaya çalışırken, o bana çifte minerali medresenin içerisindeki öğrenci odalarını göstermişti. Küçücük, daracık odalar. O odaların ufacık olan kapılarını işaret etmişti. Bunlar niye böyle küçük yapılmış diye sorduğunda cevap verememiştim. Bana demişti ki insanlara tevazuyu öğretmek için, öğrencileri mütevazi bir şekilde yetiştirmek için bu öğrenci odalarının kapıları böyle ufacık yapılmış, kısa yapılmış, daracık yapılmış. Doldukça eğilsinler diye. Hani Yunus Emre'nin öyle bir ifadesi olduğunu hatırlıyorum. Başaklar gibi olmalı insan, doldukça eğilmedi diye. Doldukça, büyüdükçe, geliştikçe, yetiştikçe, bilgi sahibi oldukça tevazuları artsın. Aslında bütün bunların kendilerine ait olmadığını, Allah'ın verdiği zihinle, Allah'ın verdiği kabiliyetlerle, akılla, hafızayla bunları yaptıklarını daha çok anlasınlar diye. insan olduklarını daha fazla farkına varsınlar diye tevazuyu öğrensinler, öğrenciler demiştim. Hayretler içerisinde kalmıştım. Amerikalı bir mimar Joshua Dudley bunları söylediği zaman. Yaklaşık 3 yıl Osmanlı mimarisi okumuş. Selçuklu mimarisi üzerine çalışma yapmış. Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın mimari özellikleri ilgili yüksek lisans tezi yapmak üzere Türkiye'ye gelmişti. İşte bu hadiseden dolayıdır ki yine medreseyle ilgili bir hikaye anlatacağım size. Medrese hayatıyla, öğrencilerin dersleriyle alakalı. Tam daha az önce ifade ettiğimiz deyimin, yalancının mumu yatsıya kadar yanar deyiminin hikayesidir bu. Hadise İstanbul'da geçiyor, Fatih'te bir medresede öğrenci odaları var. Öğrenciler orada ders yapıyorlar, kitap okuyorlar. Aileleri bir şekilde onları getirip hocalarına teslim etmiş. Onlar kendileri için ayrılmış odalarda üçer beşer kişi beraber kalırken aynı zamanda medresenin yükünü de taşımaya çalışıyorlar. Hangi yük? Medresenin temizliğiydi, orada yapılması gereken işlerdi. E bir de yiyecekleri, içecekleri kendilerine gelen yardımlar dışında. Çünkü bizim insanımız vakıflarımız öğrencileri destekler. Onların dışında ihtiyaçları oldukça aralarında para toplayarak da yiyeceklerini, içeceklerini alıyorlar. Yemek pişiriyorlar. Ortak bir şekilde o yemekleri aralarında pay ediyorlar vesaire. Böyle bir öğrenci hayatı düşünün. E tabi şimdiki zamanda değiliz. Çok eski yıllardan, yüzyıllardan söz ediyoruz. Geceleyin mum ışığında ders çalışan öğrencilerden söz ediyoruz. Ben bunu yaşadım. Horasan'da 1980'li yıllarda işte 75'ten sonra 74-75'ten sonra özellikle İmam Hatip Sesinde okurken hafta sonları Horasan'a gidip geldiğimde 74-75 öncesinde de ortaokul yıllarında iki sene Horasan'da okumuştum. O yıllarda gece 12'den sonra elektrikler kesildiği için, jeneratör kapatıldığı için mum ışığında ders çalışırdım. Bazen de işte lüks lamba derdik. Böyle bir gaz yağıyla tutuşturulan gaz lambası derdik. Onların ışığında ders çalışırdım. Bir öğrencinin mum ışığında ders çalışması ne anlama geliyor? Bunu biraz biliyorum tecrübeyle de sabit. İşte Fatih'teki medresede de öğrenciler gece olduğu zaman akşamdan itibaren mumlarını yakıyorlar ve mum ışığında ders çalışmaya çalışıyorlar. Usulleri de şöyle. Mumları aralarında para toplayarak alıyorlar. Bir kişi gidiyor mumları getiriyor. Sonra o mumları tutuşturuyor, yakıyor ve öğrenciler ders çalışıyorlar. O kişi kim peki? Nöbetçi öğrenci. Yani aralarında bir çizelge oluşturmuşlar. Nöbetçi sırası yazmışlar. Bütün öğrenciler sırayla nöbet tutuyorlar. Nöbet tutan öğrencilerden sıra kime geldiyse o paraları topluyor. Mumlar bittiyse gidip mum alıyor, getiriyor ve o mumların ışığında insanlar öğrenciler derslerini yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar vesaire. Açık göz bir öğrenci topladığı paralardan faydalanmak isteyen bir öğrenci. Şamdanlarda kalmış mum artıklarını bir araya getirerek yalandan yalancı mumlar yapıyor. İçlerine fitil yerleştiriyor. O mumları yeniden inşa etmeye çalışıyor. Arkadaşlarından aldıkları paraları cebe indiriyor ve o yaptığı uyduruk mumları mum aldım diyerek şamdanlara koyup yeniden yakıyor. Fakat tabii kısa süre sonra Yeni gelen mumlar sönüyor ve öğrenciler karanlıkta kalıyorlar. Ders çalışamıyorlar. İsyan başlıyor. Ne oldu? Mumlar neden böyle söndü? Böyle şey mi olur? Biz mum aldık, para verdik filan diye geliyorlar bu nöbetçi öğrenciye şikayet ediyorlar. O da diyor ki ne bileyim mumlar demek ki küçüldü herhalde. Daha küçük yapıyorlar ömürleri kısaldı mumların. Yani bu kadar kısa sürede sönmemesi lazımdı ama mumlar söndü. Ne yapayım filan diyor. diyor. Bunun üzerine o çocuğu bilen onun tavrını bilen, ahlakını bilen çocuklardan bir tanesi meselenin farkına varıyor. Mumları incelediğinde bakıyor ki Şamdanlarda erimiş kalmış mumlardan imal edilmiş, işte parmak uçlarıyla yapılmış uyduruk mumlar. Öğrencinin bu şikayeti üzerine bu sefer diyor ki arkadaşlar kusuruna bakmayın. Yani arkadaş haklı. Herkesin mumu verdiği değer ölçüsünde yanar. Arkadaşın mumları da yatsıya kadar yandı. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar diyor. Deyimin arkasındaki hikaye bu. Bizim buradan çıkarmamız gereken ders doğru söyleyelim. Yatsı olduğunda mum söndüğünde zor durumda kalmayalım. Doğru olmak son derece önemli. Benim güzel dostlarım bu programın çekiminden yaklaşık bir hafta önce bu deyimin hayattaki çok güzel bir karşılığıyla bir araya geldim. İki arkadaşla konuşuyoruz. İkisi de birbirine çok yakın, akrabalar. Dediler ki isimlerimizi söylemeseniz iyi olur ama birisi dedi ki bana Abdullah deyin. Birisi de dedi ki bana da Hayrullah deyin. Birinin adı Abdullah, birinin adı Hayrullah. Ama hikaye gerçek bir hikaye. Ve inanılmaz bir hikaye. O kadar etkilendim ki. Zaten hikayeyi dinler dinlemez onlara söyledim. Dedim ki yalancının mumu yasıya kadar yanar. Yaklaşık bir hafta sonra da bu deyimin çekimleri var. O çekimde de bu hikayeyi anlatacağım. Allah hocam anlat dediler. isimlerimizi vermemen yeter sembolik olarak Abdullah'la Hayrullah arasındaki hikayeyi anlatıyorum. Bunlar araçla bir yerden bir yere gidiyorlar. Askerliklerini anlatıyorlar birbirlerine ama böyle iki 3 saatlik bir yolculuk. Kış yolculuğu, yolda işte buz var, kar var, geçtikleri yerlerde bazen duruyorlar, bazen hareket ediyorlar. Hayrullah askerliğini anlatıyor uzun uzun. İşte bir saat, bir buçuk saat askerlik anlatıyor. Peki ne kadar süreyle askerlik yapmış? 20 günlük bir askerlik yapmış. Yani işte bu paralı askerlik filan de denen, Mehmet A. dedikleri, Bedellik. bedelli askerlik dedikleri türden bir askerlik. 20 günü, aşağı yukarı 1,5-2 saat ballandıra ballandıra anlatıyor. Şimdi sakın bana sormayın siz kaç gün yaptınız diye. Ben 58 gün askerlik yaptım. Ben notlar tutuyordum. Yani askerlikten bir roman çıkarabilir miyim diye. O notları anlatmaya başlarsam 3-5 saat sürer. Çok fazla kayıt almıştım çünkü. Askerlik hatıraları önemlidir. İnsan önemser ve anlatır. Anlatıyor bizimki. Bittikten sonra arabayı kullanmayan yani yanda oturan Abdullah'a sıra geliyor. Abdullah da başlıyor askerlik hikayesini anlatmaya. Bir buçuk iki saatte onun hikayesi bitiyor. Ama onun hikayesinde şöyle bir özellik var. Bizim kardeşimiz yani bu Abdullah ağabeyimiz yiğit bir adam. Gerçekten ikisi de yiğit adamlar. İkisini de yakından tanıyorum askerliğini anlatırken başlıyor dövdüğü insanları anlatmaya. İşte diyor ki çavuşu 3-5 gün durmadan dövdüm. Çavuşu duvara yapıştırıyordum filan. İşte onbaşıdan rahatsızlık duydum. Onbaşıyı patakladım filan diye anlatıyor. Geliyor sıra yüzbaşıya. Tam böyle yüzbaşıyı yakalamış. Duvara vuracak. O anda fren yapıyor Hayrullah ve araç duruyor. Ne oldu diyor ya hikayeyi anlatıyordum. Hayrullah diyor ki yolda kalmış birisi var onu alalım ondan sonra devam edersin. Ya diyor bozdun bütün sırrı ama diyor yolda kalmış var onu almamız lazım. Yolda kalmış adamı içeri alıyorlar. Merhaba geçmiş olsun yoldaydın ne oldu filan diye biraz sohbet ettikten sonra yoldan aldıkları adam dönüyor. Abdullah'ın yüzüne bakıp diyor ki Abdullah sen burada ne yapıyorsun? Abdullah da adama şöyle bir bakıyor yüzünü saklamaya çalışıyor. Bilmem ki yolcuyuz filan diyor. Öbürü soruyor Hayrullah siz Abdullah'ı nereden tanıyorsunuz? Diyor ki asker arkadaşıyım ben. Nasıl yani diyor. Allah diyor biz aynı yerde askerlik yaptık. Diyor o zaman sana sorayım diyor. Şimdi bu diyor çavuşu dövdü. Onbaşıyı dövdü. Anlattı şunları dövdü bunları. En son yüzbaşıyı duvara yapıştıracaktı. Doğru mu? Dönüp diyor ki ulan Abdullah. Çavuş bizi bir hafta dövdü. Onbaşı gülmeyin ya. Beni de yoldan çıkardınız. Ben zaten iki saat boyunca güldüm orada. Diyor ki ya diyor Abdullah diyor. Çavuş bizi bir hafta dövdü. Onbaşı on gün dövdü. Yüzbaşı altı ay dövdü. Yüzbaşının dövüşten de seni mutlaka duvara yapıştırırdı. Bizim Hayrullah diyor ki ya diyor tam yüzbaşıyı duvara yapıştıracaktı durduk seni aldık. Yok vallahi diyor ben bunun asker arkadaşıyım. Yüzbaşı bunu duvara yapıştırıyordu diyor. Ondan sonra yolu bitiyor iniyor. Adam bir daha yok. Hayrullah'ın söylediği şu. Döndüm diyor Abdullah dedim bu senin asker arkadaşın mı? Abdullah demiş ki evet ya demiş. Ya 20 senedir görmüyordum adam karşıma çıktı. E peki ne oldu ondan sonra dedim. Dediler ki işte indi 20 senedir de yine gördüğümüz yok. Yani bindi arabaya yalancının mumunu söndürdü ve indi. Dedim ki Abdullah abiye dedim. Abdullah abi tam da bu deyimin hikayesi değil mi? Vallahi öyle dedi. Öyle güzel geliyordu öyle tatlı geliyordu o yalanı söylemek. Düşünsenize hayalinizde çavuşu dövüyorsunuz, onbaşıyı dövüyorsunuz, yüzbaşıyı. Tam generale filan sıra gelecek. O anda asker arkadaş giriyor içeri. Yoldan aldığınız adam, sizin asker arkadaşınız çıkıyor. Diyor ki hepsi bizi duvara yapıştırıyordu. İnip gidiyor. Benim umum yaslıya bile kalmadan söndü hocam demiştim. Onun için değerli dostlar, doğru söyleyelim ki zor durumda kalmayalım.